6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 194. Sevgi Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sevgi Yayınları Sayfa 1946. Fatma, yaptığı etkinlik çalışmasında ses ile ilgili doğru, yanlış tablosunun hangi satırında hatalı işaretleme yapmıştır? A. Gözenekli, pürüzlü ve yumuşak dokulu maddeler sesi daha az soğurur. B. Köpük, levha, pamuk gibi maddeler ses yalıtımında kullanılabilir. C. Taşıtlardan yayılan gürültüyü azaltmak için ağaçlandırma yapılabilir. D. Sesin iletilmesi, duyulması, yansıması soğurulması gibi özellikleriyle akustik bilimi ilgilenir. Cevap C. 7. Tünellerin tavan ve yan tarafları pürüzlü malzemeler ile kaplanır. Otoyolların kenarları ağaçlandırılır. Bu verilen uygulamaların nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Otoyolları güzelleştirmek. B. Araçların süratini azaltmak. C. Araçlardan çıkan seslerin soğurulmasını sağlamak. D. Araçlardan çıkan seslerin daha iyi yansımasını sağlamak. Cevap C. 8. Aynı anda oluşmalarına rağmen gök gürültüsünün şimşek çaktıktan sonra duyulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sesin havada ışıktan daha yavaş yayılması. B. Sesin havada yansımaya uğraması. C. Sesin havada soğurulması. D. Sesin havada yayılmaması. Cevap A. 9. Ece, eline aldığı iki taşı resimdeki gibi önce hava ortamında sonra su içerisinde birbirine vurarak oluşan sesi dinliyor. Ece, yaptığı etkinlik sonunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremez? A. Ses sıvılarda yayılır mı? B. Ses havada yayılır mı? C. Aynı ses kaynağından çıkan sesler farklı ortamlarda aynı şekilde mi yayılır? D. Farklı ses kaynağından çıkan sesler aynı ortamda aynı şekilde mi yayılır? Cevap D. 10. I. Tahta. 2. Su. 3. Hava. Sesin yukarıdaki maddelerde yayılma hızları arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? A. I. 2. 3. B. 2. I. 3. C. 3. 2. I. D. I. 3. 2. Cevap A. 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 194 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.